Sabah ilgili Köprübaşı İlçe Başkanımız, İlçe Başkanlarımızdan, Ahmet Ali Gündüz Başkanı İlçe Başkanımız seksi olmak dolayısıyla, Bülent Mersinli, Yunus Emre İlçe Başkanımız, ondan sonra başka ilçe başkanlarımızdan, Aysun Hanım burada mı Aysun Hanım? Ha? Aysun Hanım, Saru Hanım, ilçe başkanımız kadın. Bugün burada çok güzel bir anı yaşıyoruz. Gönüllerin Cumhurbaşkanı 16 milyon insanın oyunu almış ve gerçekten Cumhuriyet tarihinde çok büyük bir dipten dalga yaratan Sayın Cumhurbaşkanımız bize göre ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce aramızda. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Bu nazik ziyaretinden dolayı, nezaketinden dolayı hepinizin huzurunda kendisine bir kez daha il örgütüm, ilçe örgütlerim, belediye başkan adaylarım, aday adaylarım adına teşekkür ediyorum. Ve yerel seçim sürecinde de kendisini Manisa'da bize güç vermeye çağırıyorum. Onun gücünden, onun etkisinden Manisa'daki belediye başkan adaylarımız mutlaka yararlanacaktır. Dönüşecektir. Ben daha fazla sözü uzatmadan teşekkür ediyorum. Hoş. Evet, İzmir'in il başkanı Ali Çalışkan da aramızda. Sen ne işitmeniz lazım? Unuttuğum herhalde kimse yok kurumsal anlamda. Başkanımı hediye aldım ben. Tamam. Uzatırız sonra tabii ki. Çok teşekkür ederim Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlığına aday olan arkadaşlarımız, aday olan arkadaşlarımız, değerli Manisalılar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün eski İzmir milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz Sayın Kemal Anadolu'nun eşinin cenazesine katılmıştım. Buradan geçerken de Manisa'ya
Onun için bakın Türkiye'nin nüfusu 81 milyon. CHP'li belediyelerin yaşadığı yerlerdeki toplam nüfus 15 milyon. Yani biz yerel anlamda CHP'li belediyeler 15 milyon insanı yönetiyor. Hedef ne olmalı? Hedef 40 milyon olmalı. Yani yarısı olmalı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl ki 50+1 ile Cumhurbaşkanı seçiliyorsa belediye başkanlığı seçiminde de 80'in yarısı gündeminde ne var? Bir meczubu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı var. Yani toplumda çimento olması gereken, toplumu birleştirmesi gereken, toplumu kucaklaştırması gereken birinci kişi kim diye sorsanız Diyanet İşleri Başkanı olmalıdır. Din adamıdır. Din adamıdır ve büyük bir organizasyonun en başındaki kişi.
yapıldı diyor. Camiler ahır yapılmadı, bir yalan söylüyorsun. İki, senin döneminde yıkılan cami sayısı Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde yıkılmamıştır. Üç, işin bir ilginç tarafı daha var. Geçmişi kötüleyerek